Evet, merhaba güzel arkadaşlarım. Bakın, ilk örneğimiz şu. Artık neredeyiz? Belirli integralin uygulamalarında hacim hesabındayız. Y eşittir kökx eğrisi, y eşittir 0 ve x eşittir 4 doğrularıyla sınırlı bölgenin x ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmini istiyor benden. Hacim sorusu. Dolayısıyla Ergün Hoca 4 tane aşamadan bahsetmişti. Değil mi? Alanda da geçerli, burada da geçerli. Bir kere bu eğrileri doğru bir şekilde düzlemde belirteceksiniz. Yani çizeceksiniz. Dolayısıyla hemen çizmeye başlıyorum. Ne görüyorum ben burada? Ben burada şunu görüyorum. Evet, XY düzlemindeyiz. Y eşittir kökx. Çok anlatmıştık. Bakın hemen şöyle tekrar bahsedeceğim. Y eşittir kökx demek arkadaşlar. Her iki tarafın karesini alın. X eşittir y kare parabolü demek. Ama bakın X eşittir y kare parabolü şudur arkadaşlar. X eşittir y kare parabolü budur. Y eşittir kökx ise bu parabolün kanatlarından bir tanesidir arkadaşlar. Gerçekten y'yi buradan yalnız bırakın. Y ne olacak? Artı eksi kare kökx. Yani artı kökx üst kanat, eksi kökx alt kanat. Hocam nasıl anlıyoruz bunu? Çok basit. Çünkü burası eğer xy düzlemiyse arkadaşlar kare kökx zaten pozitif. Başında artı var. Demek ki y değerleri pozitifmiş. Yani yukarı kanat, keza aynı şekilde aşağı kanat. Dolayısıyla böyle bir soruda bakın kesinlikle şunu yapmayın. Hocam bu işte x eşittir y kare parabolüdür aslında. Gidip çift kanatlı bir parabol çizerseniz komple yanlış yaparsınız arkadaşlar. Aman dikkat. Demek ki bu tek kanatlı bir parabol olduğunu artık biliyorum. Ve kare kökx dediği için yukarı doğru olduğunu şu şekilde geldiğini anlıyorum. Bu bir. İki. Y eşittir sıfır doğrusu. Genelde bakın karışabiliyor. İşte hocam y ekseni aman dikkat. Y eşittir sıfır doğrusu demek x ekseni demektir değil mi arkadaşlar? Şöyle gösterelim. Bu x ekseni demektir. Bununla sınırlıymış. Bir de x eşittir 4 ile. Tamam. X eşittir 4 de şurası olmuş olsun. Yani bölge ne olmuş oldu arkadaşlar? Aynı alanda yaptığımız gibi. Yani bizim birinci aşamamız neymiş o zaman? Diyoruz ki eğrileri doğru bir şekilde çiz arkadaşım. Çizdik. Bununla sınırlı. Bununla sınırlı. Ve bununla sınırlı olan bölge bakın burası. Bakın burası. İkinci aşama neydi? Hani ben uzun uzun bir kere göstermiş olayım böyle. İkinci aşama bölgeyi düzgün tespit etmeniz gerekiyor. Yani eğrilerle sınırlı. Neresi o zaman bölge? Evet bölge burası. Şimdi kolay olduğu için burada bir sıkıntı yok. Ama alanda dediklerim daha iyi anlaşılıyordur. Üçüncü aşamaya geçiyoruz. Üçüncü aşama şu. Artık integrali yazacağız arkadaşlar. İntegrali yazacağız. Yani hacmi verecek integral yapısını yazmaya çalışacağım. O zaman şunu anlıyorum ben. Hemen bunu şöyle düşünmenizi istiyorum. Çok çok önemli. Hangi eksen etrafında döndürülüyor? Ya da hangi doğru etrafında? Bir bakıyorum x ekseni. Ha, çok basit. Yani çok basit bir örnekle başladık. Gerçekten de bakın pozitif değerli bir tane y eşittir fx fonksiyonu var. İşte bölge burası ve x ekseni etrafında döndürüyoruz. Zorlaştığında da değiştiğinde de hiçbir zorluğu olmayacak arkadaşlar. Daha doğrusu sorular değiştiğinde mantığı anlarsak. Peki x ekseni etrafında döndürdük. Çok güzel şu eksen etrafında. Ne olacak? Şöyle çanak gibi bir yapı oluşacak. Ergün Hoca diyor ki çizme bunu. Bak 3 boyutu çizmene gerek yok, şart değil. Ben bunu kafamda canlandırıyorum. Evet böyle bir tane 3 boyutlu cisim var. Ama benim için önemli olan ne? Hacmi hesap etmek. Hangi yöntemle hesaplayacağım? Disk yöntemiyle. Sadece onu biliyorum şu an. Tamam çok güzel. Disk yönteminin çalışma esası hangi eksen etrafında döndürüyorsan. Bak önce bölgeyi tespit ettik ya ikinci aşamada. Tik attık, tik attık. 3'teyiz. O eksene dik olan bir tane partition alıyoruz arkadaşlar. O eksene dik olan bir tane partition alıyoruz. Ve burada şunu istiyorum sizden arkadaşlar şimdi. Bakın biraz daha detaylı anlatmış oluyorum. Bir, arkadaşım bu partition artık eksene dik olarak aldıysan anlıyorum ki artık olaylar nerede kayacak biliyor musunuz? Mantık bakın şu. Lütfen iyi anlayın. Buradaki partition'ı aldım döndürdüm. Bunun hacmini hesapladım. Bunu aldım döndürdüm. Bakın nerede kayıyor olay? X'te kayıyor. Bak çok çok önemli. Demek ki X'e göre bir hesap olacak burada. Aynı alanda olduğu gibi. Dolayısıyla şu partition'ı alıyorum, sanal olarak kaldırıyorum. Bölgede tamamında gezdiriyorum arkadaşlar. Yani olayın x'te kaydını anladım. Bu partition'ı aldığım bölgede kaydırıyorum. Yani kaydırmak ne demek? Buradaki partition, buradaki partition. Şunu kontrol ediyorum. Hep bu partition aynı eğriden aynı eğriye mi değiyor? Yani bu bölge düzgün mü? Aynı alanda olduğu gibi. Değilse parçalayacağım. Değilse parçalayacağım. Bakıyorum gerçekten de. Bakın buradaki partition, buradaki partition. Bir tane almanız yeterli. Ben gösteriyorum böyle. Gerçekten hep aynı eğriden aynı eğriye değiyor. Demek ki bu bir tane integralle hesaplanacak arkadaşlar. Tek integralle. Pi nereden geliyordu? Bir önceki videoda anlattım. Silindirin hacminden geliyordu. Peki x'ler nereden nereye değişmiş oluyor o zaman? Bakın sıfırdan
4'e değişmiş oluyor. Dx'i buraya yazıyoruz. O zaman mantığımız neydi arkadaşlar? Hatta dx'i yazmadan önce şunu söyleyelim. Pi r kare h. H'ı dx. R kare ne? Ha, arkadaşım bunun uzunluğu işte. Bunun uzunluğu. Peki bunun uzunluğu nasıl bulunuyor? Y eşittir karekök x değil miydi? Bunun y'sinden bunun y'sini çıkartacağım arkadaşım. Bunun y'sini karekök x. Eksi bunun y'sini bakın hiç ezberlemiyorum. 0. Bunun karesi işte. Bu kadar basit. Pi defa 0'dan 4'e karekök x eksi 0'ın karesi dx bana bu bölgenin x eksen etrafında döndüğü zaman hacmini verecek. Hemen bir hesaplayalım. Pi defa 0'dan 4'e karekök x'in karesi x defa dx olacak. Pi defa integral alıyorum. X kare bölü 2 0'dan 4'e diyeceğim. 4'ün karesi 16, 2'ye böldük 8. Cevabın 8 pi olduğunu, bakın 0 verdiğinde 0 gelecek. Anlıyorum, bu kadar basit. Bu dönel cismin hacmi 8 pi'ymiş. Şimdi bakın yolumuza tekrar devam edeceğiz. Çok basit bir örnekle başladık ama olayın çoğunu anlattım arkadaşlar aslında. Yani mantıksal olarak çoğunu anlatmış oldum. Oldukça önemsiyorum. Neler karşıma çıkabilir? Neler karşıma çıkabilir? Söylüyorum. Mesela der ki x eksen etrafında değil de y eksen etrafında dönseydi der. Y eksen etrafında dönseydi der. O zaman düşünmem gerekecek. Çünkü x eksen etrafında döndüğü zaman ilk aklıma gelen gördüğüm şey şu. X eksen etrafında dönüyor ama bölge tamamen x'e dayalı. Yaslanmış durumda. Mesela y eksen etrafında dönse bu ifade şurada bir boşlukta bölge kalacak. Ha, bu ne anlama geliyor? Bu bir. İki. Yine aynı şekilde illa böyle y ekseni mi olacak? Arkadaşım olsun y eşittir eksi 1 etrafında dönsün. Bak y eksi 1 etrafında. Bunu y eşittir eksi 1 etrafında döndürürken yine şurada bir boşlukta bölge kalacak. Demek ki disk yöntemini anlatırken böyle boşlukta bölge kalması ne demek anlıyor olmam gerekiyor. Bakın işte bu kitaplarda pull tekniği diye geçer arkadaşlar. Ama ben disk yönteminden sonra bunu ayrı bir teknik olarak anlatmam. Evet, bir sonraki videomda pull tekniğini anlatacağım size. Sadece diyeceğim ki bakın kitaplarda böyle bir ismi vardır bunun. Boşlukta bir bölge kaldığı zaman bir mantık anlatacağım. 10 saniyelik hemen anlayacaksınız. Olay bitmiş olacak ama dediğim gibi disk yöntemi asıl temel yöntemdir arkadaşlar. Ben pull tekniğini ayrı bir yöntem olarak anlatmıyorum. Evet, diğer videomda görüşelim. Bay bay.